Selam dostlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün Hearts of Iron 4 Almanya serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son hatırlarsanız İngiltere'yi fethetmiştik. Daha sonrasında Sovyetler bize savaş açmıştı. Ama mucizevi bir şekilde hızlı bir ittirme gerçekleştirmiştik Sovyet sınırlarında. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sovyetlerin işini hızlıca bitirmeye çalışacağız ve İspanyolları yanımıza çekeceğiz. O ne lan, orada İngilizler çıkarma yapmış. Bunlara da bir yardım gönderelim. Bizim manpower niye bu kadar az? Sovyetlere karşı biraz manpower kaybetmişiz ama önemli değil. Eğer videoyu beğenirseniz bir like atmayı ve videolarımın devamını takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepiniz size iyi seyirler. Bu İtalyanlara ne gönderebiliriz destek olarak onu düşünüyorum. Boşta hiç adamımız var mı? Bunlar Sovyet sınırında. Bunlar da öyle. Tanklar Sovyet sınırında değil. Bunları Sovyet sınırına çekelim. Şöyle yapalım. Veya böyle Stalingrad'a doğru ilerlesin bunlar. Lan Fransa geri pörtledi. İsyan çıktı. İnanmıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bu birlikler İngiltere'de kalsın. Şöyle ayarlayalım. Sadece limanları korusunlar. Anca yetiyor zaten. Geri kalanları buraya gelsin. Hemen bir reconquest planı yapalım. Ben hiç fark etmedim bu kadar yükseldiğini. Beklediğim bir şey değildi yani. Trenlerle gidin abi. Olabildiğince hızlı ilerleyin. Şu uçaklarımızı da geri kaydıralım. Bunlar avcı uçakları. Şöyle bu tarafa döndürelim bunları. Bunu da yeni bir hava grubu haline getirelim. Hiç merak etmeyin. Çok bir ilerleme kaydedemeyecekler. Kısa süreli bir ilerleme bu. Şunlardan bir İtalyanlardan istemeyelim garnizon desteğini. Bunlar kendi başının çaresine zor bakıyor zaten. Raşüt birliklerinin menzili ne kadar? Çok değil. Şu adaya gitsin bunları da ayarlayalım. Tamam, ittirmeye başlayalım tekrar. Sovyet sınırında durum nedir? Tekrar ittirelim. İran faction'a katılmak istiyor. Alalım. O da Sovyetlerle savaşıyormuş. Türkiye'de gelse aslında var ya, mükemmel olacak. Bir de boşta bir araştırmamız var. Ne seçebiliriz? Yeni anti-tank toplarını açalım. Bunları tanklara da yerleştiririz. Ya bu Fransızların bir anda böyle pörtlemesini hiç beklemiyordum ben. Sovyet kodlarını ele geçirmedik ama gerek de yok sanki. Kuzey Afrika'da bir ilerlememiz gerekecek birazdan. Fransa'da askeri düzen ilan edelim. Hollanda'da da, Polonya'da da. Biraz cozutmuşlar çünkü ve İngiltere'de de. Hava üstünlükleri olmadığı için çok bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum ben. Amerikalılar falan da geldi. Şu radar istasyonunu geri alalım. Bu adamları da sıkıştıralım burada. Tamam, işleri bitti sayılır. Tank buradan ilerlesin, bir pocket daha atalım. Siege artilleri bitirdikten sonra şu Invade Soviet fokusunu bypass edeceğim. Bir de şu Orta Doğu ülkeleriyle ilişki geliştirme muhabbetini açalım. Uçaklarımızı komple güneye kaydıralım. Bir tanesini şöyle tutacağım ama. Tamam, ona da gerek kalmadı. Veya birini böyle gönderelim. Birini de buraya gönderelim. Sovyet sınırına bakalım durum ne. Tamam, biraz beklesinler. Çok cozutmaya gerek yok. Infantry Expert verelim bu Mareşal'e. Bir Infantry Expert yeteneği daha verelim. Şu savaş planını yeniden düzenlememiz gerek ama. Böyle yapalım. Çok fazla Amerikan birliği geldi bir anda. Bizim conscription'ı da arttırmamız gerek. Manpower bitiyor. Hiç hoş değil. Sovyetlerde de martial law yapalım. Çekoslovakya iyi gidiyor. Senin ne kadar manpower'ın var ki? O 2 milyon varmış ya, bundan alalım tamam. Şu hastane ekipmanını bir tur daha geliştirelim. Topçu sistemlerinden artilleriyi de geliştirelim. Bunlar ne uçağı? Bunları da şöyle aktaralım. Bu Amerikalılar nasıl bu kadar iyi tutuyor buraya? Çok uzun süre tutunabileceklerini düşünmüyorum burada. Afrika'dan destek getiriyorlar muhtemelen sürekli ama burada bayağı birlikleri var. Eğer buraya pocketlarsak çok adam kaybedecekler. Biz de Sovyetlere biraz adam kaybetmişiz ama burada bir pocket var. Gerçi limanda bunlar. Romanya da güzel ittirmiş. Şu Fransa'yı bir an önce halledip Sovyetlerin oraya asker göndermemiz gerekiyor ki daha hızlıca işini bitirelim. O birazdan hayvan gibi asker basmaya başlayacak. Biraz command power harcayalım. Şuradaki ground hata arttıralım. Ve bekleyelim biraz, organizasyonumuz artsın ya. Trade'lerimiz var. Trenlerin production efficiency'sini arttıralım. Handshell'in breakthrough'sunu arttıralım bunun. Ve infantry ekipmanlarının verdiği hasarını arttıralım. Pardon. Ve soft atakların verdiği hasarı arttıralım. Deniz deneyimiz var. Submarine'lere bir teknoloji verelim. Genel gemilerin, deniz araçlarının yakıt tüketimini düşürelim. Denizaltıların görünürlüğünü düşürelim. Torpido saldırısını güçlendirelim. Denizaltıların görünümünü biraz daha mı düşürsek? Bir tane de kapital ship. Büyük gemilerin ağır saldırısını ve yüze görünürlüğünü düşürelim. Başka neyimiz var? Diğer denizaltı üreticimize de soldan gideceğim. Sağ taraf savunma denizaltıları üretiyor. Soldakiler saldırı denizaltıları. Messerschmitt'e ne verebiliriz? Hızını arttıralım avcı uçaklarının. Production maliyetini düşürelim. Junkers'ın kara saldırısını arttıralım. Henkel'de ne verebiliriz? Max hızını arttıralım. Kara saldırısını arttıralım. Dornier deniz uçağı da bunlar. Range'ini arttıralım biraz. Daha uzak mesafeye gidebilsinler. Rheinmetall. Soft atı arttıralım Rheinmetall'den. Üretim maliyetini de düşürelim. Piyade ekipmanlarında production efficiency'yi arttıralım. Başka ne yapabiliriz? Soft atağını güçlendirelim. Piyade ekipmanlarının. Opel'den de zırhı arttıralım biraz. Motorize kamyonetler için. Breakthrough'sunu arttıralım bir de. Support ekipmanlarımızda ne var? Support ekipmanlarının hız avantajını arttıralım. Onomak zırhlı araç üreticimiz. Zırhlı araçlarımızın dayanıklılığı ne kadar? Biraz
Biraz düşük, o yüzden dayanıklılığa verelim. Biraz daha zırhları artsın. Başka da bir şey kalmadı. Bunları tekrar üretime atayalım. Yeni antitank toplarımız açıldı. Onları üretelim. Uçaklar da aynı şekilde atayalım. Trade'leri verdikten sonra yenilememiz gerekiyor çünkü. Tamam, başka bir şeyimiz kalmadı. Vlasov ele geçirilmiş. Orada birlik yaratabilirsin diyor ama yaratmayalım, gerek yok buna. Komünizmi banlayalım. Buraya bir ajan mı göndersek? Takılsın burada. O üstünlüğümüzün olmadığı tek yer İtalya şu an. Bizim deniz avcıları nerede? Nereye götürdük, koyduk? Bu değil. Yani burada 1000 tane. Şöyle Fransa'nın oradaki körfeze göndereceğim. Ve Akdeniz'e de yönlendirebiliriz. Var mı buralarda boş havalimanı? Roma'daki boşmuş. Yarı yarıya böyle aktaralım. Bunlar bayağı burada ikmal sıkıntısı çekmeye başladı. Yakında tekrar saldıracağız. Çok beklemeden. Polonya'da isyan çıktı çıkacak. İyice baskı uygulayalım. Ajanımızı da Polonya'ya kaydıralım. Manpower'ı arttırıp saldırıya geçeceğim tek. Veya saldıralım ya. Kaçmalarına izin vermeyelim. Bir de şu piyade ekipmanlarına iyice fabrika verelim. Conscription'ı bir tık daha arttıracağım. Construction araştırmamız bitti. Ne alabiliriz? Kaynak çıkarımını arttıralım. Bir de jet motorlarını araştıralım. Jet uçakları yapabiliriz artık. Buradaki pocket'ı halledelim hemen. Bir araştırmamız daha var. Ne alabiliriz? Piyade ekipmanlarını biraz güçlendirebiliriz aslında. İttir ittir ittir. Arkadaki limanları alırsak öyle bir pocket yiyecekler ki burada. Ya bitti limanları. Bizim deniz uçakları iyi iş yapıyor. Uçağımız düşüyor ama onların gemileri de düşüyor. Uçağın maliyeti çok daha ucuz bir gemiden. Sıkıntı yok o yüzden. Kaç birlikleri var burada? 100'e yakın birlik var. Yok olacak şimdi. Biraz geç oldu sanki Amerika. Orta Doğu odağımızı bitirdik. İspanya'yla dost olma odağını alalım. Sonra da Japonya'yla dost olma odağını alırız. Bitti işleri. Harika. Şimdi tankları hemen Sovyet sınırına gönderelim. Önce bir şuraya göndereceğim. Kalan piyadeleri de yine sınırlara koyalım. Liman şehirlerine daha doğrusu. Burayı tutar mı İtalya? Tutar bence. Birkaç tane de şuraya koyacağım. Buradan çıkarma yemeyelim. Bunları da yedek birlik olarak tutacağım burada. Herkes trenle yolculuk yapsın. Hızlıca gidelim. Şimdi benim boşta denizaltım var mı başka? 4 tane denizaltım var boşta. Bunları şu limana toplayalım. Denizaltıları buraya toplayalım. Onları da gönderelim. En fazla ekipmanımız nerede? Support'ta. Support'u biraz kısalım şöyle. Infantry böyle kalsın. Armored car biraz arttıralım. Bunu da bir tık düşüreceğim. Anti-tank'ı da düşürelim. Bu arada ciddi bir alüminyum sıkıntımız var şu an, fark ettim. Çok ciddi hem de. Motorize'de sıkıntımız var mı hiç? Kamyonda? Yok, 20 bin tane var. Zırhlı araca 20 fabrikayı ayarlayalım. Geri kalan hepsini piyadeye verelim. Bizim niye alüminyumumuz sıkıntı? İsveç'ten bir tane tungsten alacağım. Alüminyumu da şimdilik Macaristan'dan çözelim. Kromu da kapatıyorum, gerek yok. Macarlar bize 14 birlik göndermek istiyormuş. Tamam, göndersin. Bunları yeni bir generale atayalım. Şu herife verelim. Tanklarımız varmadı mı hala? Macar birliklerini de böyle buraya göndereceğim. Estonya kısmını düşürelim bir an önce. Organizasyonlarını geri kazansınlar hemen. Bakalım, bir de madalya verebiliyormuşuz galiba. Böyle bir tane madalya verelim buna da. Çok politik power'ımız yok. Harcamasak da olur şu an. Tamam, başlayalım saldırıya. Herhalde artık düşürürüz yani. Tamam, bu Sovyet birlikleri de düştü. Tankları hemen böyle Moskova önüne doğru dizelim. Çok yaymadan Moskova'ya, sonra da Stalingrad'a doğru ilerlesinler. Estonya operasyonunu da başlatalım. Bu doğudaki birliklerin durumu ne? Hiç fena değil, tamam. Tekrar başlatıyorum saldırıyı. Tanklar da saldırıya geçsin. Doktrin, ne doktrini alabiliyoruz? Marinler için organizasyon alabiliyoruz. Havada bir şey var mı? Yok. Denizaltıların range'i arttırılmıyor mu acaba? Galiba yok. Tamam. Gerçekten yani var ya, şu paraşütçüleri de buraya çağıracağım. Bunlar birlik basmadan geri alalım buraları hemen. Yugoslavya ve Bulgaristan expedition'ları göndermiş. Bunları diğer birliklerin yanına atayalım. Romanya bayağı güzel ilerliyor, çok iyi. Biz bu Romanya'ya verdiğimiz Lendlease'i durdursak mı ya? Biraz bize de ekipman lazım çünkü. Gerçekten fıttırmalık bir şey ya. Yakında Polonya'da da çıkar bir isyan. Bir de onlarla uğraşırız. Bizim niye burada hava üstünlüğümüz yok ya? Birlikler tam dizilmemiş buraya. Şöyle dizelim. Bizim birlik pocket'ta kaldı. Heriflere pocket atmaya çalışırken alayısı alalım geri. Paraşütçüleri de tekrar ayarlayalım şöyle. Hemen trenle gitsinler. İtalya sağ olsun biraz silah gönderdi. İlk defa yapay zekanın bu kadar iyi İtalya oynadığını gördüm ya. Amerikan adamı bol herhalde ya. Normandiya çıkarması başlamadan bitti herifler için. Ama şuraya acaba şey mi yapsak? Reich Komisarat mı yapsak? Belçika'lı Hollanda'ya. Yapalım ya. Hiç uğraşmayalım durup. Biz burada Sovyet birliği kalmış, arkada bırakmışlar. Biraz da Yugoslavya'dan alüminyum alalım. Hepsini Macaristan karşılayamıyor. İspanya ile olan dostluğumuzu yaptık. Şimdi başkanı alabiliriz. Hadi Japonya ile dost olalım. Bu denizaltıları da atayalım.
Bunlar da konvoyu reddetmeye gitsin. İngiltere'nin bayrağı ne değişmiş öyle? O İngiltere bayrağı değil o. Listin bayrağıymış. Listin yine kankilerin yanında takılıyor her zamanki gibi. İran'ın her yeri şu an düşman herif. Dayanabilir umarım. Biz Sovyet'i düşürene kadar. Tamam, bir iki araştırma yapalım şimdi. Anti tankları araştıralım piyadeler için. Birkaç tane özel kuvvet araştırması yapalım. İrlanda'da faşistler başa geçecekmiş yakında. İrlanda'ya da alırız faction'ı. Amerika çıkarmasını biraz bekleteceğim. Acele etmeyelim. Şu tek birlik herifler nasıl direniyor ya, delireceğim. Bilgisayarları araştıralım. Şöyle Leningrad'a doğru ittirin ya. Moskova düştü mü? Evet, düşmüş. Peki bu adam niye düşmedi? Daha yarıda herif. Çok düşmeye yakın bile değil yani. Biz bu uçaklarımızı İtalya'ya gönderelim ya. Uçak demişken yeni avcı uçaklarını araştıralım. Messerschmitt'sa. Polonya'nın kapitülasyonu nasıl gidiyor? Polonya'da biraz sivilyana düşürelim de şu işbirliği artsın. Biraz da Fransa'da düşürelim. Ağır su araştırmalarını yapalım. Portları sökelim. 3-4 tane daha politik güç gelirse de kadınları asker alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Manpower'da ciddi bir sıkıntımız var çünkü. Tamam, Japonya'yla da dost olduk. Şimdi ben buradan şöyle yapacağım. Resistance Suppression Continuous Focus'unu alacağım. Bir de burada pocket yemiş Sovyet. Çok iyi. Şöyle bir saldıralım bunlara. Siz de böyle ilerleyin. Leningrad da düştü, düşüyor. Tamam, çok iyi. Von Bock bir trade almış. Soğuk hava ve sıcak hava koşullarına adaptasyon için. Şu havalimanını alalım hemen. Buradaki hava desteklerini keselim. Buradaki planların hepsini sileceğim bir. Sadece bu herifler kalsın burada. Bunun başkenti nereye gitti ya? Neyse, biz ilerleyelim. Şu son birliğini de Leningrad'dan atalım herifin. Şöyle köprüyü de ele geçirelim. Bir de bir araştırmamız varmış. Bakalım ne var, ne alabiliriz. Gece saldırılarını güçlendirelim. Gece görüş dürbünlerini araştıralım. Ve hızlıca bitirirsek cepheyi kısaltacağız. İşimize yarayacak. Bir de ne yapsak başka? Buradaki radar istasyonunu bir geliştirelim. Supply durumumuz nedir? Niye burada supply sıkıntısı var? Bağlı olmayan bir demir yolu mu var? Yok, hepsi bağlı. Birkaç tane ekstra hub mı yapsak? Şuraya bir tane yapabiliriz. Tamam gibi, başka bir şey yok. Havalimanlarını büyütelim. Buraya iki tane ekleyeceğim. Buraya bir tane. Yine bir Fransa maceramız var. Bitmiyor abi adam. Bitmiyor. Şuradan hemen ideological struggle alalım. Mobilizasyon hızını arttırsın. Daha hızlı manpower toplayalım. Onun bile yeteceğinden şüpheliyim gerçi şu an. Sovyetler çok zorluyor bizi ya. Gerçekten çok zorluyor. Birliklerini de şöyle gönderelim. Yok, bozmayalım hiç planı. Bunların ekipman sıkıntısı var baya. Siz de ittirin. Tamam, burada sadece bu herif kalsın. Geri kalanlar plana dahil olsunlar. Bizim de ciddi bir supply sıkıntımız var ama. Bankından birini pocketladık burada. İndiriyoruz. Biraz light tanka fabrika vereceğim. Burada durum nedir? Tamam. Tamam. Bir ajan yuvamız daha var. Çok güzel. Amerikan kökenli biri var mı? Ama trade'i güzel değil. Garip alalım ya. Burada biraz daha resistance düşürelim. Savaş planı ne ya? Uçak araştırmalarına verelim tekrar biraz. Orta boyutlu uçakları açalım. Büyük uçakları da araştıralım. Piyadeler saldırsın artık. Sovyetler yakında düşecek. İran biraz daha dayanırsa halledeceğiz. Bir de şu Bakü'deki petrol sahaları düşerse mükemmel. Hadi Romanya, hadi saldır abi sen de. Biraz da askeri fabrika yapalım. Ekstradan ihtiyacımız olacak. Türkiye'den biraz... Türkiye'de aynen propaganda yaptıralım biraz. Endişeler ne verebiliriz? Breakthrough verelim. Doktrinden açıldı. Marinler için birkaç şey açılmış. Şu kalan birliklere saldıralım limandaki. Siz nereye geliyorsunuz? Heriflerin manpower'ı bol herhalde. Ben onu düşünmeye başladım. O limanlara ekstra birlik atayalım tekrar. Bu iki birliği de burada tutalım. Araştırmada ne alabiliriz? Ağır torpido yuvalarını açalım deniz uçakları için. Netherlands isyan etti kendi kendine. Buralar niye böyle isyan çıkarıyor sürekli kendi kendine ya? Allah Allah. Bizim jet motor araştırmamız bitti mi? Evet. Bunu şu anki uçaklara koyabiliyor muyuz? Evet, koyabiliyoruz. Çok güzel. Hemen bir jet uçağı tasarlayalım. Ekstra yakıt tankları koyalım. Kendinden korumalı yakıt tankları koyalım. Elektronikte neler var? İkinci seviye hava radarları koyalım. Bir de radyo navigasyonu koyalım. Motoru da iki tane jet motoru olsun. Anca yetiyor çünkü. 860 km hız yapıyor. Mükemmel. Tamam, bunu değiştirelim şimdi. Birazcık kroma ihtiyacımız olacak ama. İsveç'ten aldığımız tungsteni kısalım. Alüminyum bir tık arttıralım. Türkiye'den de krom isteyelim. Şimdi Sovyetlere sızma şeyimiz ne oldu? Bitti, tamam. Bir tane demir yolu yaptıralım da. Attrition'dan geberiyor buradaki birlikler ya. Bitti mi Netherlands'in işi? Ya biz ilk önce İzlanda'ya mı çıkarma yapsak be? Yani şuradan bir İzlanda'ya çıkarma planını atalım. Bu Yunanistan niye düşmüyor tam olarak? Gidin abi, siz gidin. Bunların bir bok yapacağı yok. Tamam, herkesi civilian oversight'a değiştirelim. Bir tane ajanı ama buraya göndereceğim. Bir ajanımızı da Amerika'ya gönderelim. Norveç'te isyan çıkarmış. Norveç'e de gidip yardım edelim. Şu Resistance bayağı bozuyor oyunu ya. Donanmayı da dörde bölelim. Buralarda geçsin. Çıkarma denemesi mi geliyor? Vazgeçtiler. Sayı üstünlüğümüz olunca düşmanla çatışmaya girsinler. Bu şekilde ayarlayalım.
Amerikan uçak gemisi geçiyor yanımızdan. Burayı alsak aslında var ya. Biz bu paraşütçüleri Cebeli Tarık'a gönderelim ama önce şu Norveç halletsinler bir. Rusya'da durum ne? Aa, hiç fena değil. Muhtemelen bu şehirde düşerse adam komple düşecek. Böyle tankları sadece ortaya toplayalım. Buraya doğru gitsin. Yadeler genel saldırı yapsın. Başka ne trade? Infantry expert almış. Güzel. Sende ne var? Bir şey yok. Sende de infantry expert var. Aa, bu panzer generaliymiş, ben şu an fark ettim. Tamam. Buna da combat arms expert verelim. Devam edelim tekrar. Hemen yer değiştirsin. De bizim buradaki bu ikmali çözmemiz gerekiyor. Motorize sıkıntımız mı var? Yok. Hop, bir pocket. Şöyle bir kişi saldır buraya zaten. Şu an bir yatırım yapamayacağız Türkiye'ye. Sıkıntıdayız çünkü. Araştırmalarda nelerimiz var? Yüksek kalibreli toplar varmış. Açalım onu da dedim. Nükleer araştırma var mı yapabileceğimiz? Henüz yok. Support araştırması yok. Yeni zırhlı araçlar var, onları açalım. Supply'ımızı güçlendirelim biraz. Gerçekten ciddi bir supply problemi var Rusya'nın içinde. Yaz gelsin de yazın yapalım saldırıyı. Artık bir an önce düşürmemiz gerekiyor bu herifi. Bizim bu ağır tank üretiminde ne sıkıntımız var? Biraz daha fabrika verelim buna. Birkaç tane de mavna yapalım. Ha, yeni denizaltı da tasarlayabiliriz galiba. Radar koyalım, torpidoları koyalım. Tamam. Şu denizaltıdan üretelim. Biraz daha kroma ihtiyacımız var. Türkiye imdadımıza yetişir bu konuda. Tamam, Sovyet sınırından saldırıyı başlatalım tekrar. Sovyetleri düşürürsek gerçekten harikulade olacak. Başka ne var yapabileceğimiz? Tamam, yeni uçaklarımız da bitti. Yeni zırhlı araçları araştıralım. İsveç'te askeri geçiş anlaşması yaptık. Bir de mekanize çıkarma araçlarını yapalım. Şimdi şöyle yapacağım ben. 3 yerde deniz üstünlüğü sağlasın ki çıkarma yapabilelim. Tamam, bir deniz savaşı başladı ki 3 gemilerini batırdık. Çok güzel. Stalingrad'ın ismini değiştirelim diyor. Tamam. Biz bu deniz uçaklarımızın da yerini değiştirsek mi? Veya buraya yeni birkaç deniz uçağı atayalım. Şöyle 400 tane yeterli olur. Tamam. Şimdi paraşütçüleri buraya getirelim. Buradan niye yapamıyoruz? Böyle yapalım o zaman. Güney Fransa'dan yapalım. Aynen öyle. Evet, atom bombalarını da yapmaya başlayabiliriz artık. Birkaç tane daha nükleer tesis yapalım. İki tane çok yeterli olmayabilir. Ya biz en son Yunanistan'a da birlik göndermiştik. Hava üstünlüğüm yok burada. Yok, var. Sıkıntı ne? Supply. Niye supply sıkıntı? Tren yolunu geliştirelim ya. Kayıplar ne durumda? 1.3 bizim, 5 milyon Sovyet'in, 3 milyon da Amerika'nın. Çok iyiyim. Böyle bir tane de demir yolu oraya yapalım. Yeterli olacaktır bence. Bir araştırma yuvamız daha var. Ne alalım oradan? Tanklara bakalım ya. Yeni hafif tanklar açılmış. Onları araştıralım. Modern zırhlar açılmış. Onları da açalım. Ne oluyor orada? 11 tane Amerikan gemisi bir yere gidiyor. Böyle buraya yardım etsinler. Ve şu kuzeye bir yere yeni bir radar yaptıralım. Hafif tanklara biraz daha fabrika vereceğim. Ağır tanklara da. Ekstra tungsten alalım. İsveç'ten. Türkiye'den biraz daha krom. Alüminyumu biraz kısalım. Sovyet'in asker sayısı bayağı azalmış. Artık buradan sonra çok tutamayacak bence. Şuraya bir supply hub yaptıracağım. De şu hattı geri çekelim. Orada pocket yiyeceğiz yoksa. Savunmasını arttıralım bunu. Oradaki attrition'ı soğuktan yiyemiyoruz. İkmal yapamıyorlar direkt. Sıkıntı o. Kontratları da kapatalım. Modern tank zırhlarını açtık. Bir de modern motorları açalım. Boşta 15 tane denizaltı varmış. Bunların hepsini patrole çevireceğim. Ve şuralardan çekelim bu gemileri. Buraları doğru toplayalım. Deniz üstünü oluşturalım ki hemen İzlanda'ya çıkarma yapabilelim. Sovyetler de düşmek üzere. Bitti sayılır işi. Yeni piyade tüfeklerini açalım. Veya şu yeni zırhlı araçları da açabiliriz aslında. Öyle yapalım. Biraz daha seviye atlasın. Bir de tanklardan şu modern tanklara ilerleyeceğim ama mediumları araştırmam gerekiyor hızlıca. Ama bu bölümü burada bitireceğiz arkadaşlar. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sovyetlerin işini bitirdikten sonra Amerika'ya çıkarma düzenleyeceğiz ve savaşı komple bitireceğiz. Videoyu izlerken beğendiyseniz bir like atmayı ve videolarımın devamını takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.